Who's running and playing a fundamental? I wanna run away, it's not. Kanal hoş geldiniz arkadaşlar. Bir başlaman gerekiyor. Evet. Netflix. Neyin görmüşü, burnun mu? Saçmadan seçmeler programımız başlıyor. Hani o dış ses vardı ya. İşte o dış ses benim. Tabii ki konuğumuz yine Filiz Kamış. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Yahu böyle sorular sormayın. Kendime neyine bahsedeyim? Her gün görüyorum beni zaten. Arkadaşlarımız için bahsedeyim. Seni her gün gören benim. Tamam. Ama seni tanımak isteyen, yani şu anda insanlar... Ben Filiz Kamış. Evet. İşte beklediğimiz... Tiyatro Agon. Evet. Bu Amerikan Mahallesi. Tiyatro Agon'un eski öğrencisi. Ne kadar eski? Bir 4 yıllık. 4 yıllık. 4 yılda yani neler yaptınız Tiyatro Agon'da? Eğitim aldık efendim. Evet. Ama o soğuk gecede. O soğuk gece. Ama tamamlayamadık. Neyi tamamlayamadınız? Eğitimimizi tamamlayamadık. 4 senede. Pandemi girdi. Ha ya. Pandemi girdi. Ha pandemi kime girmedi ki? Peki Filiz Hanım, size sormak istediğim bazı sorular var. Hazır tabii mısınız? Tabii ki hemen. Evet. Peki size ilk sorumu soruyorum. En çok hangi konuda övgü almak sizi mutlu eder? Nasıl, sorumuzu beğendiniz? Ama bu benim şeyimi bozuyor. Bozmaz. En çok hangi konuda? En çok hangi konuda övgü almak sizi mutlu eder? Seni mutlu eder. Şey, karakterim konusunda övgü almak. Hani dış değil de iç. Tamam. İnandım tamam. Dışınızı zaten görecek, iç güzelliğinizi nereden görecekler ki? Veya iç güzellik diyorlar. İçinizin güzel olup olmadığını da bilmiyoruz tabii de. Yani işte ben de derken... diyorum ki benim hakkında hani karakterim hakkında bir şey söylerlerse hoşuma gider. İyi de tamam da sizin için karakteriniz hakkında bir şey demeleri için önce sizi tanımaları gerekmiyor mu? Sen bana demedin ki seni tanıyan bir insanın, tanımayan bir insanın. Aa ne kadar kabasınız. Ben de diyorum ki benim karakterim hakkında güzel bir şey söylemeleri hoşuma gider. Hayır bu yani. Evet bu kadar. Tamam canım. İster tanısın ister tanımasın. Ama az önce Amerikan var ya, bir ağızla konuştunuz. Evet. Nasıl ya? Bence çok yakıştı. Merhaba Ertan Bey. Merhabalar efendim. Asıl gençin. Süpersiniz. Biliyorum. Evet. Aynı zamanda çok da şeysiniz. Evet peki ikinci bir soruya geçeyim. Bilemiyorsunuz neden? Çünkü omuzum ağrıyor. Neden acaba? Ha, o yüzden montla çıktınız. Kemal yüzünden boynum incindi. Peki, bir de sen. Senin yüzünden. Şimdi bir dakika. Kemal derken neden Kemal'ı ayırıyorsunuz onu anlamadım ben. Kemal demek daha hoşuma gidiyor. Öyle mi? Peki, yani bir Kemal. Mal. Durumu yok değil mi? Belki. Çocuğun arkasından iyi sallıyorsun ha bu arada. Yüzüne de sallarım. Size bir soru daha yöneltmek istiyorum. Tabii ki. Filiz Hanım. Sevdiğin biri için rekabet eder misin? Wow. Bu soruyu kim sordu? Kim hazırladı bu soruyu? Asla etmem. Nasıl yani? Rekabet etmez misin? Etmem. Kim köpek? O kim köpek? Yani tamam o kim köpek derken illa şu anda siz direkt o kim köpek dediğinize göre demek ki siz bunu bir aşk, meşk, sevgili anlamında anladınız. Yani illa öyle olmak zorunda değil. Bu bir hani sevgili, dost, anne, baba sevgisi, kardeş sevgisi. Şimdi işler değişir. Ama iyi de ben niye başka bir sevdiğim için rekabet edeyim ki? Edilmez mi? Ha illa yani aşk meşk üzerine hayır ne gibi bir rekabet? O kim köpek dediniz. Evet ben direkt o konudan girdim. Peki. Etmem. Tamam kes. Kısa cevap bu kadar etmem. Yeter. Hayatını en çok zorlaştıran takıntın nedir? Ay. Niye karnını tutuyor? Karnımı tutmadım. Ne bileyim bilir. Hayatını en çok... Ay. En çok... Aslında cevap sorunun içinde. Hayatını en çok zorlaştıran takıntın nedir dedim. Sanki tuvalete gidecek bir kaybettim. Ne var onun içinde? Nedir? Takıntı. Tamam. Takıntı işte. Takıntı o zaman takıntı derseniz ben şöyle anlarım. Her şeyi bir takıntınız evet. Var. Evet. Kendi kendime kurarım.
mesela bu yüzden böyle olmadı, bu yüzden böyle olmadı diye kendi kendime kurduğum için benim hayatımı zorlaştırıyor. Peki. Bence güzel bir cevap verdim. Evet, size göre güzel bir cevap olabilir. Acaba seyircilerimize göre güzel bir cevap olacak mı? Bunu göreceğiz. Yani önceki programda tam 51 tane görüntüleme olmuş. Bu konudaki rezillik yani. Sen niye böyle şey yapıyorsun ya? Ama burası gayet doğal ve gerçekçi bir program yapmaya çalışıyoruz. Evet. Biliyoruz, eğleniyoruz ama bir gerçeğe de göz ardı edemeyiz. Mesela şu an ikinci programımızda yeterli izleme sayısına ulaşamazsak kovulacaksınız. Bu konuda fikriniz nedir? Arkadaşlar izleyin. İzleyin yalvar, yalvar biraz. Kameralar oynayacağım demiştin, oynasana. Kameraları oynamam ben. Yani ama az önce programdan önce başlamadan önce öyle dediniz. Öyle bir şey demedim arkadaşlar, yalan söylüyor. Ama izleyici takipçi sayısını arttırmanız lazım. E izlemiyorlar, ne yapalım? Arkadaş takipçi sayısını izleyici sayısını arttırmazsan biz para... Tabii ki sizin de. Yani burayı siz... keselim lütfen. Yani siz şimdi yani. Ya bırak şimdi kesmeyi, kesmeyi de bir dakika şimdi. Ne yalvaracağım, izlemezse izleme lan. Evet, Allah evet Allah. İzlemesin, izlemesinler diyorsun. Yani, tamam, biz direkt reytingler aşağıya. Biz eğleniyoruz. Eğleniyor musun? Tamam, siz eğleniyorsanız bence bir sıkıntı yok. Mert Asma. Evet, Mert buradan Asma'ydı. Tabii ki Mert Asma hocamıza Mert da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Mert Asma. Hocam bir gül yüzünüzü gösterin. Evet. Şu anda programımız devam ediyor. Lütfen dışarıya sarkıntılık yapmayalım. Tamam. Filiz Hanım. Evet, ben size dördüncü sorunuzu soruyorum Filiz Hanım, hazırsanız. Evet, hazırım. Gülerken veya ağlarken hiç koşarak aynanın karşısına geçip nasıl görüntü göründüğünüzü merak ettiğiniz oldu mu? Ben bu soruyu görmüş. Görmüş müydüm? Gömmüş müydüm? Gördüm. Peki, anlamadıysanız tekrar edeyim. Yok, anladım. Evet, yaptım. Ero. Yaptım. Neyi yaptın? Yani gülerken veya ağlarken... Koşarak aynanın karşısına geçip nasıl göründüğünü merak ettin yani. Ve oldu yani. Peki ya nasıl? Koşmadım. Ama bak. Baktın mı? Ne gördün? Ay. Baktım böyle. Öyle yani, merak ettim. Merak ettin. O aynanın karşısında ne gördün? Yani nasıl bir ruh hali içindeydin? Kendini mi gördün, sublüyetini mi gördün veya kendini nasıl bir içindeki bir şey gibi hissettiğin oldu mu? Anlamadım. Evet, az önce dedi ya, programın başında karnım tuttun ya. He. O anlamda bir espriydi benimki de, inceden. Anlamadım. Ay. Peki, tamam. Ben gülemiyorum ya. O şeydendir, boynumun arasındadır. Sıcak mı? Nasıl yani, sıcak mı dersen? Sanki terledim. Terliyoruz çünkü şu anda ışıklar da biliyorsunuz etkiliyor. Evet. Evet, gayet net bir cevap verdim galiba, ciddi. Peki Filiz Hanım. Yani programımız bu, biliyorsunuz ikinci programımız. Ne kadar bir izleyici kitlesi yakalarız bilmiyorum ama şunu fark ettim. Bence siz reytinglerde rekor kıracak kapasitede bir yani oyuncu olacaksınız. Ben bunun farkındayım. Evet, iltifat edince. Bence de bugün burada Kemal yok. Kemal'in olmaması. Kemal'in olmaması benim için artı mı eksi mi? Aslında yokluğuna biraz üzülüyordur. Nötr. Peki biraz onun yokluğunda sizi de üzgün gördüm aslında. Aa, yok öyle bir şey. Peki onun yokluğunda yani mutlusunuz, nötrsünüz. Mutluluğunuzu nasıl belli edersiniz kameralara? Bu ne şimdi? Anlamadı yine. Error. Hani mutluyum diyorsun. Ya ben olsam kamera karşısında oynardım yani. Yok ya. Peki. Beni kullandığını itiraf ettin. Yapmayacağım. Neyi kullandığımı itiraf ettim. Ben uzatma programda ya. Programda mı sizi kullandığımı? Evet. Peki. Devam et. Siz kendinizi kullandırmaya meraklıysanız biz de yapalım ya. Kullanan çok olur. Peki. Evet. Ben size o zaman bir soru daha sormak istiyorum. Sizin için de uygunsa. Peki. Buyurun. Sizin için mükemmel bir gün nasıl olurdu? Mükemmel bir gün. Aslında cevabı az önce verdim diyormuşsun. Kemal yok. Ya tamam da Filiz Kamış, Sayın Kamış, siz şu anda kameralara yani röportaj için geldiniz. Hatta programımızın en asil oyuncularından. Asil. Tabii asil iyi bir şey. Asil, asil demek. Tamam, asil. Ben yani... A'yı uzatmana gerek yoktu. Peki. En mutlu gün. Düzelttiğiniz için bu arada teşekkür ederim. Evet. Tekrar edeyim istersen.
Yok. Anladınız mı? Evet. Çok şükür. Evet, buyurun. Mutlu bir gün. Agon mesela. Hmm. Evet, ben çok mutlu oluyorum. Hani boş bile geçse, böyle sıkıcı bile geçse, sen bile olsan mutlu. Ben bile olsam. Hani ben bile, o bile. Sonuçta Agon. Evet. Yani seni bile kaldırabilirim bu burada. Anladım. Yok. Yani yoklukta idare eder diyor. Tabii anladım. Tabii dün gelmedim ya. Çok mutluydum. Çok güzeldi o gün. Tabii. Harika bir gündü. Evet. Bak onu direkt böyle diyebilirdiniz. Madem ki ben gelmedim, benim yokluğumda mutlu oldunuz. Yani. Abi. Değil mi? Hiç bak bunu düşünmedin değil evet. mi? Düşünmediğini fark ettim zaten. Peki. Gayet saçma bir program oluyor. Onun farkındayım. Evet Sayın Kamış. Dünyada herhangi birini seçme şansınız olsaydı kiminle akşam yemeği yemek isterdiniz? Of ya. Keşke benim soruları önce görmeseydim. Soruları önceden gördün, onun için cevap veremiyorsun. Evet. Ne kadar saçma. Biliyorum soruyu yani. Cevap cevabını verdim. Hani iyi Tom Cruise olur, Brad Pitt olur, Leonardo DiCaprio olur, ne bileyim. Klişe. Klişe mi? Evet. O zaman Kıvanç Tatlıtuğ olur, Burak Öz, herhalde Ertuğrul Öztürk olacak, hali yok. Onlar da klişe. Ben cevap veriyorum. Tolga Sarıtaş. Vay. VS. Ve? VS? VS. Ha ikinci bir şık daha mı? Evet. Kimdir acaba? Dın, merak ettim. Serkan Çayoğlu. Tanıyor musunuz? Serkan Çayoğlu. Evet. Tanımaz mıyız? Evet, tanımaz mıyız? Devam. Tabii ki bir zamanlar Kıbrıs dizisinde. Ya bırak araştırma yapmış. Yani, tamam da araştırma yapmadan zaten burada ne işim var benim? Neye oturuyorum ben? Burada neyin başıyım ben? Sen neydi? Moderatör değil miyim ben? Moderatör. Moderatör. Evet söyle. Hadi. Yani moderatör. Motör. Kısaca motör. Motör sen burada motör. İşte bu. Filiz Kamış'tan beklenen performans. Gördünüz mü espriyi? Gördünüz sanırım. Görmediler, duydular. Ne dedi? Fark ettiniz mi? Motör sen burada otör. Evet harikasınız. Göremiyorlar, duyuyorlar. Tamam. Görüyorlar aynı zamanda. Espriyi göremezler, duydular. Hayır canım, kameralar bizi görüyor. Beni senin görüyor da ağzını, espriyi mimiklerini, görmüyor. Ama mimiklerini görüyorlar. Siz niye bu kadar aksisiniz? Hadi buna da bir cevap. Bilmiyorum. Doğuştan gelen bir şey. Evet. Irsi. Ha. Anne babanda da var o zaman ırsı deyince öyle oluyor. Yok. Yok. Sana özel bir şey abim mi? Abim de var. Sana, abim bunu izlemesin. Sana özel bir şey mi bu? Kameraları evet. Görünce ya bir taraflarında oynuyordu ondan dedim ben. Bu ne diyor ya? Bu ne biçim moderatör? Peki. Şöyle bir soru sormak istiyorum size. Sevgiliniz veya eşiniz veya geçmişte bir partnerinizle olan 3 ortak özelliğinizi söyleyebilir misiniz? Bu da adaya 3 şey almak gibi bir soru yani. Yok abi ya ben bu program son. İkinci bölümde biz kapatırız bu programı. En utandığınız hatıranız nedir? Hatıra ne ya? Anı. Ya anı, hatıra, tamam. Doğru, aynı anlamda. En utandığım. Utandığım yani, bunu niye millete söyleyeyim, utanmışım. Yani kameraların karşısında bir şeyleri, gerçekleri itiraf edemiyorsanız. Yani. Niye edeyim ya, utandığım bir şey. Tamam, biz sorduk. Tamam. Siz cevap vermek zorunda değilsiniz. Sana vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim. Koruyup gitse de vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Tekrar söyleyeyim mi? En utandığım. Herhalde arkadaşınız kaderin yaptığı şu hareket değildir. Göstermiyorum alt tarafı. Bak alt tarafı göstermiyorum. Utanacağım, o kendi utansın. Eğer utansın, utansın bizi bizden çalan zalim. Kader utansın. Bende en çok neyi seviyorsunuz? Seviyorsun bende. Sende mi? Bende. Bende. Bir saniye şöyle bir bakış atayım mı? Bir kus. Kus valla. Hem bir sıç. Ağzına sıç. Bu ne ya? Kusuyor. Yani şöyle bir kılar çekiyordum, şöyle bir kılar katıyordum. Tamam, çok uzatmayalım. Ben cevabımı vereyim de hemen şu iğrenç görselden kurtulayım. Cevap vereyim mi? Hafta sevgili yönetmenim
Sevgili yönetmen burada değil, orada. Tamam sevgili yönetmenim, ben bu kameraya konuşmak istiyorum. Kameraya. Haftaya davet etmiyorum, gömdü beni. Merhaba. Merhabalar. Evet sevgili seyirciler, saçmadan seçmeler programımız burada sona erdi. Ve tamam, iyi mi? Güzel, bravo. Tamam, onay geldi gurmeden. Gurme. Üçüncü programımızda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle tüm seyircilerimize bu kadar saçma sapan program yapabilmeyi başardığımızı başarıyor muyuz? Buna siz karar verin. Ne demek bitti?